Arkadaşlar, buff debuff zamanı başladı. Şimdi ben size bu bölüm yapmak istediğim şeyi söyleyeyim abi. Bu bölümün olayını söyleyeyim. Abi oyunun amacı ne abi? Arkadaşlar, bizim kafamıza sürekli dev gelip duruyor ya hani. Bence bu gelen devler surlardan dolayı geliyor. Yani surlar hep dolu, ağzına kadar dolu ya. Bence ondan dolayı geliyorlar kanka. O yüzden ne yapalım biliyor musun? Bence şuradaki yeri yıkalım. Ve buraya bir panik koridoru yapalım abi. Yani bir panik koridorunun ben bizi kurtarabileceğine inanıyorum. Ya yine dev gelirse ortadan bir yerden yıkacak. Orası kesin ama en azından dev gelmezse böyle buralarda oyalansınlar abi. Hani şehrin bir girişi olacak. Evet ama şehre girebilmek için bu panik koridorundan geçmeleri gerekecek. Bu panik koridorunun kenarları da full okçu kuleleriyle dolu olacak abi. Böyle birazcık uzaklaştıralım şöyle bir kuleleri falan. Şöyle bir şey yapmak istiyorum bir de. Buradan da buraya doğru bir kapat. Hem buradaki yemek alanları kullanılır hem diğer alanlar kullanılır efendim. Buradan da buraya doğru kapatalım. Ve aslında şuraya da bir giriş açabiliriz sanki. Burayı iptal edebiliriz diye düşünüyorum. Oradan da buraya giriş olsun, anladın mı? Hani hamamın oraya falan bizim elemanların geçecek yeri olsun. Buradan kırıp içeri girmeyi de deneyebilirler devler. O da bir sıkıntı, o da bir problem. Yani bizim burada yaptığımız panik koridoru bir boka yaramayabilir. Bilmiyorum, belki surları falan birazcık daha uzatırım. İlk buff debuff gelene kadar şöyle bir azıcık ilerletelim oyunu efendim. Krallığa yeni insanlar geliyor yavaş yavaş. Mutsuzluğun sebebi ne? %51. Vergileri mi çok köklediydik? Aslında evleri Batucuğum, teşekkürler canım. Aslında evleri yeterince mutlu edebilecek lokasyonlara yerleştirmiştik halbuki. Yani buradaki elemanların bayağı mutlu olmaları gerekiyordu. Yanlış mı anımsıyorum acaba? Her tarafa heykeller dikildi, şeyler dikildi. Böyle kalelerden büyük salon. Her gün ziyafet çekin. Hem de kışla, okçu. Okçu eğitim okulu vardı galiba ya. Balıkçı, su çarkı, pazar, rezervuar. Demirci, duvarcı. Evet, yapacağımız yere karar veremedim abi. Yapacağımız yere karar veremedim. Sanırım bir heykel daha yaparım büyük ihtimalle de. Bu sefer Lord Evi heykelini yaparız. Lord Evi heykelini nereye doğru yapalım? Evlerden birini yıkarsak Jort. Tarlaları yıkalım şöyle, şuradaki tarlaları. Bu tarlalarda niye çalışmıyorlar abi elemanlar? Sanırım şeyden dolayı. Şu an hepsi Lord evimiz varmış, bir saniye. Lady'nin tapınağını yapmamışız, Kraliçe Barbara'nın. Kraliçe Barbara'yı da buraya alalım. Sanırım herkes abi burada şeyde şu an, değil mi? Yapı ustalarında, evet. 143 kişi birden yapı ustalığında çalışıyor. Şu mekanı kapatmak ve panik koridorunu yapabilmek için. Buraya kapı atarız en olmadı. Bak bir saniye, buraya bir kapı at. Vikingler gelecek 20 saniyeye. O endişe verici ya. Yani şu binaları bitirebilseydik en azından. Daha tatlı olabilirdi ya. Binaları bitirebilseydik iyi olurdu. Tamam. Şurası tamamlandı neredeyse. Burada hiçbir yerleşim yeri yok. Buranın içerisinde bir şey yapmayacağım. Şöyle şuraları surlayacağım. Hedefim o. Yani buraya okçu kulesi, buraya okçu kulesi, buraya, 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 buraya bütün etrafı şey yapacağım. Chat, paraya odaklanın. Babuş'un parası önemli. Parasını silelim elimizden geldiği kadar demiş. Ve Vikingler geliyor efendim. 7 kişiler. Ah! Dev gelmiyor bu sefer. Allah'ım şükürler olsun. Dev gelmiyorsa ben bunları yerim ki kanka. Dev gelmiyorsa ben bunları yerim. Bak, tek bir tane giriş koridoru var. Aynen öyle abi. Panik koridoru. Panik koridoru tekleyecek. Panik koridoru tekleyecek kanka. Kapı olduğu için devler sulardan bir yerden de yarmayacak. Yani aslına bakarsanız şuraya yaptığımız bütün her şeyi biz boşa masraf olarak yaptık. Yani baktığınız zaman eğri oturup doğru konuşmak lazım. Boşa masraf olarak yaptık. Orduları şöyle bir tek koridorda tutalım. Umarım ölmezler. Öle de bilirler bu arada. O panik koridoru ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Çünkü bizim adamlarımızdan birini yediler abi. Adamlarımızdan birini değil, adamları komple yediler. Lan oğlum, o kadar okçu iş yapmadı mı orada? Evet, hazineden parayı aldılar da oradan sağ çıkabilecek misin kanka?
Sağa çıkamayacaksın ama halk korktu yok yere. Okey, 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 tamam. Götlerine baka baka geri döndüler. Ordu basmanın bir alemi yok. Yapacağımız hamle belli dostlar. Bu panik koridorunu yemekte de kıtlık yaşatmadan uzatabildiğimiz kadar uzatacağız bu panik koridorunu. Uzatabildiğimiz kadar uzatıp karşılıklı her yere okçu kuleleri abi. Her yere okçu kuleleri. Bununla beraber böyle gereksiz yerdeki kuleleri bir sökeceğiz kanka. Gereksiz yerdeki kuleleri bir sökeceğiz. Hani arada sırada bazı yerlere destek olmak için birkaç tanesi kalsın tabii ki de. Geri kalanlarından bir kurtul. Oğlum hem ekonomi rahatlasın hem şehir rahatlasın ya. Şehrin arkasından kenarından gelen olmayacak. Şuralardakileri bırakacağım. Neden? Buradaki ikisini de bırakacağım. Buralar yerleşim yerleri abi. Veba çıktı, sıkıntı yok. Bir saniye. Bir tur daha Viking geliyor. Allah'ım. Allah'ım. Bir tur daha Viking geliyor. Panik koridorumu bir tamamlasaydım ya. Bir de vebadan nane yiyoruz zaten. Şuraya bir yere bir hastane açayım. Buradaki insanlar bok yiyor. Ya o parayı alıp bir yere götüremeyeceksin reis. O parayı alıp bir yere götüremeyeceğim. Bunu anla işte. Vebadan yana sıkıntı yaşanmaması lazım. Panik koridorumuzu abi ama artık kabak tadı vermeye başladı birazcık. Fark ettik mi bilmiyorum. Yusufçum son zamanlarda çok film izlemiyorum dostum ya. Dün en son Donma Noktası diye bir film seyrettim. İnanılmaz keyifliydi ama bazı yerlerde böyle bir bayağı şey yaptım. Bayağı bir sinir stres yaşadım filmde. Abi panik koridorumuz bitene kadar artık Viking gelmemeli ya. 12 kişi vebadan öldü. Hastane kurabiliyor muyum şuraya? Buraya hastane için yol gerekiyor diyor. Şöyle bir şehre giriş yolunu yerleştirmiş olsak şuradan. En azından hamama kadar bir yol çekmiş olsak abi. Yani en azından hamama kadar. Kenara da bir tane hastane istiyorum. Eyvallah. Dostum asker basmak boşa masraf ya. Yani o 168 gold'umu asker yerine daha farklı şeylerde kullanmak istiyorum açıkçası. Ha buralarda evler var diye dediğim gibi okçu kulelerini sökmüyorum. Özellikle şu kısımlarda burası çok yoğun ev bloğu. Bunlara zarar gelmemeli. Vay Zeynep. Teşekkürler, teşekkürler canım, eyvallah. Eyvallah, teşekkür ederim. Zeynep böyle bir debuff atmadı hayret verici bir şekilde. Ve barış zamanı verdi. Nereden geliyor bana karşı olan bu sevgi? Güzel. Şimdi şu ilk giriş kulesinden itibaren dikmeye başlayacağız kanka. Panik koridoru. Ama çok fazla adam yüklenmeyeceğim çünkü yapı ustalarının sayısı arttıkça bizim burada domuz endüstrisinde ve diğer yerlerde çalışan adam sayısı azalıyor. Yani halk aç kalıyor kanka. Halkın aç kalmaması lazım. Halkımızı hiçbir şekilde aç bırakmayacağız. Arkadaşlar sur çekmediğim sürece dev gelmeyecek bu arada. Buna abi sevgisi denir, sen bilmezsin. Eyvallah, eyvallah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim bebişko. Bir daha yazdım bunu bir kenara. Bir daha sana İbrahim demeyeceğim. Buyurduğumuz lütfa bakar mısın? Lütuf buyurduk. Bir daha sana İbrahim demeyeceğim. Hey. Şimdi oduncular çalışmıyor anladığım kadarıyla. Kömürde artı 20 geliyor abi. Demir iyi, alet edevat iyi. Alet edevat çalışıyor mu? Neler kapalı? Madenciler ve taş ocakları kapalı. Madenciler kapalı kalsın zaten. 500 birim demir yeter. Dev gelmez bu arada chat. Dev veriyorsunuz ama dev gelmez kanka. Hani arkayı yıktım diye dev yolluyorsunuz muhtemelen arkadaki surları. Kapı açık olduğu sürece, giriş olduğu sürece dev gelmez. Bilginiz olsun. Bütün girişleri kapatırsak devler öyle yardıma geliyor. Şimdi kalabalık piyade gelecek. Yani ejder vermeniz daha mantıklı. Ama siz verirsiniz, siz bilirsiniz arkadaşlar.
Ejder de tek yiyor. Canınız nasıl isterse kanka. Ama dev gelmeyecek yani, onu bil. Bak son anda ejdere çevirdiniz. En azından ejder gelecek dalmaya. Öyle düşün. Çünkü öteki türlü hiçbir şey gelmiyor. Bir tane ejder geliyor abi buralardan. Devi kapat seçenek olarak çıkmasın. Emin misin? Kapatırsam sur çekerim kanka misal. Orada ne yapacaksın? Kapatırsam sur çekerim. Bir tutuşturamadı herhalde. Ya panik koridorunu oluşturmaya devam edeceğiz de. Buradaki adamlar iş yavaşlatma eylemi yapıyorlar galiba. Reis, taşçılar çalışmaya başlasın mı bir yerden? Ama domuz endüstrisini çekme. Okçu kulelerini dizip böyle panik koridorumu tamamlayacağım ya. Panik koridorumu tamamlamayı başaramadım. Şuraya bir kule, şuraya bir kule. Buraya kule, buraya kule. Ardından böyle karşılıklı falan filan böyle dize dize gideceğiz. Devi kapatıp ejder fırtınasını açalım. Tabii şey yapayım mı? Köyü salayım mı kanka? Teklemek ister misin? Hastanede açtık. Köyler %56 mutlu. Vergileri bir tık kıssak misal ne oluyor? -26 oluyor. Halk 68 mutlu oluyor ama 68'e de düz surat yapmazsın ya. Ödeyin lan. Ödeyin lan. 56'ya kadar inse de inecek anasını satayım. Ödeyin. Bu herifleri daha ne mutlu edecek? İki tane kraliçe heykelimiz var. Biri şeylerin orada, surların orada. Birisi buralarda yani. Ne mutlu edecek lan sizi? Bu arada yemekteki adamların hiç ayrılmaması lazım ya. Şey ne kadar tüketiliyor tahıl? Fire Angel teşekkürler canım, eyvallah. Bir ara alet edevat geldi. Abi tahıl kaç üretiliyor, kaç tüketiliyor? Bu tahılları yerleştirmeye fırsat bulabiliyorlar mı? Sürekli bir tahıldan yana sıkıntımız var şu an ya. Muhtemelen depo işçilerinin de çalışması gerekiyor, depo işçileri. Yedek depo işçileri ya da ambar çalışanları falan. Daha yer değirmeni işçileri çalışamıyor. Bu köyün nüfusunun artması lazım. Hem köyün nüfusu artarsa vergileri kısıp oradan böyle para bulmayı medet umabiliriz. Ama buralar çok yeşillikli alan ya. Yeşillikli alanlara da yerleşim yeri kurmak istemiyorum. 1-2 Oraya değil be. Şuraya karşılıklı. 1-2 Panik koridoru Vikingler gelene kadar tamamlansın madem. Abi buff da var, debuff da var. Bak buff misal artan taşıma kapasitesi. Et 7 verdiğin zaman adamların taşıma kapasiteleri artacak yani, böyle sırtlanacaklar, omuzlanacaklar, anladın? Taş, odun, ne varsa Allah ne verdiyse omuzlanıp gidecekler. Abi madenciler de çalışsın bu arada. Domuz endüstrisine etki ediyor bu hep ya. Neye etki etsin? İtfaiyeye mi etki etsin abi? İtfaiyeye etki edemez ki. Evet, yapı ustaları işlerini yaparken yerleşim yerleri kuracağız da nerelere yerleşim yerleri kuracağız? Şuralar full yeşillik alan abi. Lan zaten yemek kıtlığı var. Gerçi yarısını alıyor, fareler %50'sini yiyor yemeğin. Ama şöyle bir durum var chat. Bizim zaten 50 birim yemeğimiz mi ne vardı yani? Bize pek bir şey etki etmedi. Kardeşim hemen geçiyorum varman. Permalıyorsunuz değil mi bu sapıkları? Süper Online Fiber upload'ı 2 katına çıkardı bugün. Emin misin? Kayrancığım. Varsa böyle bir şey bizim için iyi kanka, süper bir şey. Benim adıma iyi. Benim şu an yani misal 40 upload'um falan mı var? Normalde 50'ye 20. Efendim Staraynas. Staranayas. Umarım doğru okuyorumdur.
Selamlar demiş. 2 lira göndermiş dostum. Desteğin için teşekkürler. Kesene bereket. Eyvallah. Karaların tamamı bizim olursa nereye genişleyeceğiz? Hiçbir yere genişleyemeyeceğiz paşam. Bitiyor çünkü. Bu karanın tamamını aldıktan sonra bitiyor da. Karanın tamamını almaya kadar yaşayamayız zaten ya. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir ihtimal olduğunu. Okçu kuleleri depolardan çok uzak ya. Yamaç yapıyorlar. Buralar çorak. Ha tamam. Şuralar verimli. Buralar çorak. O zaman buralara bir iki tane daha malikane atabiliriz. Dur şunu yık. Tamam yine aynı şekil çevir. Bir de burada yangın çıkması ihtimaline karşı kuyu. Tam buraya bir tane kuyu. Eyvallah. Abi Vikingler için panik koridorumuzu yapıyoruz yavaş yavaş. Vikingler zaten şehrin içine girebiliyorlar da dertleri hazine. Hazineye kadar ulaşamazlar diye tahmin ediyorum. Ejderha gelecek bir yerde. Sakin geliyor bu sefer ya. İyi, ejderha eti de yeriz kanka. Açlığımız dener, eyvallah, iyi oldu. Evet, domuz işçiliği bittiği için hiçbir bok alamadık. Çok güzel yerden giriyorsun bu arada. Çok güzel yerden giriyorsun. Yaktın oraları da, hayatta kalabileceksin mi? Kırılmış yerleri tamir edelim. İleride sıkıntıya sebebiyet vermesin efendim. Güzel. Ejderlerden dolayı halkın mutluluğu da yerli yerinde. Biz bu mutlulukla burayı idare ederiz. Artı 97. Abi şu evler yapılsın artık. Depo işçileri, mepo işçileri. Kim nerede çalışıyorsa çalışmaya başlasın. Bir parça sıkıntı olmaya başladı ortalık. Tamam. Tayfa katliam. Abi bu arada panik koridoru fikri bence güzeldi ya. Direkt yani Vikingleri egale ediyorsun hocam. Direkt Vikinglerin işini bitiriyorsun. Şu tarafa da gerek kalmadı artık. Çünkü devler burayı kırıp geliyor diye buraya kurulduyduk. Kapı yapınca dev gelmediğine göre... Yani panik koridoru yapmanın bir alemi yok. Ama şehrin içindekiler kalsın. Ejder saldırısına karşı. Ne olur ne olmaz. Zaten Vikingler buradan gelecek. Buradan gelip böyle gireyim diyene kadar var ya. O kadar pis ok saldırısına maruz kalacak ki. Abi gerçekten çok işe yarar bir taş yok edilmedi mi şu an? Gerçekten böyle çok iyi bir taşı yok etmedi mi şu an ya? X46 geçmiş olsun kankam. Bu arada X46'yı görünce şeyi hatırlıyorum ya. Böyle avane abone olacağım abi bekle dedi. Bekliyorum bebeğim dedim. Şimdi abone olacağına göre artık bebeğimsin dedim. Sonra X46 yazdı. Sen abonemsin sen de bebeğimsin dedim X46'ya. Eyvallah birader diyor böyle hani. Hemen sınırını belli ediyor, anladın mı? Ama sıkıntı şu, sınır belli etmesine gerek yok. Zaten aramızda bir sınır var. İkimiz de erkeğiz ya. Ozan sen tasarımcı olduğun için zaten hani artı bir puan kanka. İnsanlarım açlıktan ölmez bu arada. Tarlalarımda yeterince yemeğim var. Seni kız kardeşi olarak kabul ettim Zeynep. Bir daha sana artık Hamza İbrahim demeyeceğim. Diyeceğim de sataşmak için diyeceğim. Ben şakasına dediydim, yanlış anlama. Yok kanka estağfurullah, niye yanlış anlayayım? Kalbim kırıldı, nasıl bana bebeğim dememe müsaade etmezsin diye. Babuş'un bu oyunda Twitch'ten bir şeyler gönderilmediği zaman random mu geliyor saldırı vesaire gibi. Şöyle kanka Hogri. Bak yukarıda diyor ki sonraki Viking saldırısı 2 yıl sonra diyor. Sonraki ejder saldırısı 9 yıl sonra. Oyunda yıllar geçiyor. Yıllar geçtikçe bu zamanlar yaklaşıyor. Oyun sana düzenli ve sık aralıklarla
Viking ve ejder gönderiyor zaten. Ha geri kalan işte faredir, vebadır falan. Onlar random gerçekleşiyor. Şu an Twitch etkileşimli ya. Ya Twitch etkileşim olmasına rağmen random her an hani kenardan bir yerden veba patlayabilir. Bir şey patlayabilir. Belli olmaz yani. Bak Edikut krallıktaki yemeğin yarısını yedi. Şimdi bir şey diyeceğim. Burada rezervuar var ya kanka. Buradaki rezervuar nereye kadar kaplıyor? Şuraya kadar. Bu rezervuarın etrafındaki yerlere bir bahçe örsek misal. Bu çok para ama en azından bahçeler mutluluk verir baba. Rezervuar buraya kadar suluyor çünkü yanlış görmediysem. Hani evlerinin önünde adamların şeyleri akarsa şayet böyle bahçe mahçe olursa sulanmış bir bahçe buradaki halk biraz daha mutlu olabilir. Çünkü şuradakilerin hadi bak heykeli var işte kiliseye yakın, hastaneye yakın, kütüphaneye yakın falan filan. Ama diğer halkın şuraya kurduğumuz adamların hiçbir boku yok. O yüzden en azından bahçeler çiçekli böcekli olsun. Rezervuar yardımıyla oraları sulayalım. Sıkıntı çıkmasın. Mis gibi yer. Arkadaşlar kapı kapalı olmadığı sürece dev gelmez. Yani ben surlarımı kapatmadığım sürece bir devle karşılaşmayacağız. Zaten devle karşılaşmamamızın yegane sebeplerinden biri de şu. Hop. Tamam ya bu 5 yere kurulsak yeter zaten. Bu yaptığım panik koridoru kanka. Panik koridoru sayesinde gelen bütün saldırılar buradan geçecek ve biz onları mundar edene kadar tutacağız. Bu. Şuraya da yaptım. Güzel. Bakalım burası kaç gold yiyecek onu da merak ediyorum da yine bu bizim domuz endüstrisine vuracak yalnız ya. Halk et yiyemediği için böyle sıkıntıya girecek balık ve et yiyemediği için. Oha bir saniye şimşekli fırtınayla beraber Vikingler geliyor. Lan dev geldi. Ananı. Bir de her yerden şimşek çakıyor. Yanıyor yanıyor kuleler yanıyor. Panik koridoru, panik koridoru göster işlevini. Daha bitmedi o panik koridoru ama bitmemiş panik koridoru bile bitirdi adamları abi. Bitmemiş panik koridoru bile bitirdi adamları. Okey. Bir tur daha geliyor. Hadi panik koridoru keşe göster kuvvetini. Bu panik koridorunu biraz daha büyütelim de dev geliyormuş demek ki chat. Bu arada niyetim size yalan söylemek değildi. Devin geldiğini bilsem emin olun arkadaki kulelerimi yıkmazdım kankalar. Devin geldiğini bilsem emin olun arkadaki kulelerimi yıkmazdım ama Vikingler buraya ulaşmayı başaramadığı için halk çok mutlu yine her zamanki gibi. Panik koridoru keşe güzel. Panik koridoru keşe güzel de bu arkadaşa böyle destek lazım kanka. Bir saniye. Nereye verelim girişi? Orayı da şaşırdım ya. Vallahi girişi nereye vereceğiz onu da şaşırdım. Tamam. Şuradan alalım. Taş kapattı önünü. Bir saniye. Taş kapatırsa sıkıntı büyük. Bu herifler başka yerden çıkış arayışı ararlar. Şurayı temizleyin. Buradan devam ettireceğiz abi panik koridorunu. Ama yine halk et yiyemiyor. Ya neden et yiyemiyoruz ya? Vallahi bunu bir sorgulamak lazım. Neden et yiyemiyoruz? Evet veba geldi bir yere. Her yerde hastane var ya sıkıntı olmaz. Veba geldi bir yere. Edikut böyle bütün her şeysinde şey böyle. Edikut bütün debufflarda en ön sırada. Neden kelimeler iki kez tekrarlanıyor? Sana ne? Yayında bir sıkıntı varsa yenile at. Yayında sıkıntı yoksa benim telaffuzumdan dolayı rahatsız oluyorsan siktir git kanka. İstersem aynı kelimeyi 500 kere söylerim, istersen 1000 kere söylerim. Seni bir alakadar eder mi?
Etmez öyle değil mi? Ben millete buff verdirmeye çalışıyorum. Ozancım eyvallah canım eyvallah. Selamlar Nayeksi, hoş geldin. Şimdi bu panik koridorundan adamlar sağ çıkamazlar zaten. Panik koridorunu buraya kadar ulaştırdığımızda iyi oldu. Bir şuraya bir şuraya kule yaparız hemen. Sonrasında buraya yaptık. Buraya yaptık. Buraya yapılacak. Buraya yapılır. Şuraya karşılıklı, buraya karşılıklı. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Hallederiz. Evet, evet. Geçen yayından bu yana devam ediyor. Ha, bütün mesajlar iki kere geliyor diyor. Onu diyorsan paşam yayına yenile at. Onu zaten, o ihtimali söyledim. Hani yayında sıkıntı varsa yayına yenile at diyor. Onun dışında ben eleştiri kaldıramayan bir insanım. Aa, artık böyle tetik manyağına döndüm chat. Hani her konuşan böyle bana bir yerden dokunduracak gibi hissediyorum. Sürekli böyle kendimi savunma içgüdüsündeyim. Bam, bap, bap, bam. Ama ben psikopata bağlamayayım da kim bağlasın ya. O uğraştığım adamları görüyorsunuz mu? Aa, Idikut. Uğraştığım adamlardan biri misal Idikut. Bu kadar okçuya bakacak paramız vardır inşallah okçu kulesine. Adamımız da vardır diye umut ediyorum. Bazı yerler çiftli oldu. Sallayın. Buranın olayı bu baba. Buranın olayı panik koridoru olması. Yollar da olmayacak ki, iyice yavaş gidip gelecekler. Güzel. Bu kapıdaki korumaları hala kaldırmadık farkındaysanız. Yani buraya bir dev saldırdığında şu kapıdan girme ihtimalleri yalan. Bu kapıyı tutarız. Ama oyun kolaylık olsun diye muhtemelen Vikingleri bu panik koridorunun içinden sokacak. Vikingleri bu panik koridorunun içine sokacağı için de biz adamların İçinden geçeceğiz abi. Peki. Başka ne yapabiliriz? Bence artık inşa emri vermeyip şöyle bir rahatımıza bakabiliriz. Bir tane de itfaiye istasyonu kurup buraya bir yere babayı kurduk. Bir tane de itfaiye istasyonu kurup bir sıkıntı olursa, kulelerde falan yangın çıkarsa onların yangın ihtimalini böyle şey yapabiliriz diye düşündüm. Bak, çünkü buralar için yangın riski çok yüksek diyor. Yollara kuyular kursak, bu herifler kuyuları yıkar mı? Ya da kuyular yolu tıkar mı? Bence kuyular yolu tıkamaz ya. Ya da etraflarına mı kuracağız kuyuları? Ben ne bok yiyeceğiz anlamadım ki. İtfaiye istasyonu kursak buradan oraya, itfaiyeciler müdahale eder mi? Abi bak, et yiyemiyorlar. Et yiyemedikleri için halkın sağlık düzeyi düşüyor. Bir an evvel domuz endüstrisine adam gitmesi lazım. Halkın sağlık düzeyi düşerse mutluluğu da düşer. Adamların önemli olan sağlığı ve mutluluğu abi. Sağlık ve mutluluktan feragat etmemeleri lazım. Ya ben buralara ne yapacağım onu bilmiyorum. Bir yerden bir yangın çıkarsa, ki şimşekli fırtına debuff'ı geldi. İnşallah yollar adamları hızlandırmıyordur ya. Yollar düşman ordusunu da hızlandırıyorsa çünkü. Ha, köylülerin daha hızlı hareket edebilmelerini sağlar diyor. Bence Vikinglerle bir etkileşimimiz yok kanka. Şuradan hemen bir tane kuyu. Sonra bununla beraber kuyudan çıktın, devam ettin. Köşeye kadar geldin kardeş. Köşede bir tane daha kuyu. Sonra buradan devam ettin. Bu köşeye de bir kuyu. Tamam, her yer savunuluyor büyük ihtimalle. Buraya da bir kuyu. Yıkarlarsa da yardım edilecek buralar. Güzel, kulelere falan hızlı gelip gitsinler. Panik koridoru yangına karşı da önlem altına alınıldı. Şimdi yangına karşı önlem altına almak daha önemli. Çünkü yani bir fırtına mırtına ya da yangın ihtimali bir şey geldiğinde, biliyorum ki benim chatimde Idikut var. Idikut yok eder. Büyük festival halkın mutlu olmasını sağlıyor. Vergileri kıssak eksi 60. 65'e çıkar diyor. Bekle, tamam. Para eksi de dursun. Köylülerin sağlığı daha da iyileşene kadar, yani domuz üretimimiz eskisi gibi normal haline dönene kadar
Tamam abi. Bunlar burada bekleyebilir. Bu arada bizim çiftliklerden birine bir zarar ziyan geldi galiba. Çok emin değilim ama. Daha fazla çiftçim vardı diye hatırlıyorum. Oğlum koyunları beklemediniz mi? Koyunları beklemediler galiba ya. Bu arada tahıllar şeylere gidiyor. Şimşekli fırtına. Kuyular var, şeyler var. Halledilir, halledilir. 4 tane ejder geliyor efendim bir yandan. Bir büyük, 3 küçük olmak üzere. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Okçunun az olduğu yerden geldi. Okçunun az olduğu yerden geldi ha. Oraya gidersen naneyi yersin kardeş. Oraya gidersen naneyi yersin diyecektim ki. Evet, naneyi yemedi. Biri devretsin lütfen. Bak ama orada şey var, heykel var, ejder heykeli var. Gene olanlar bize oldu. Gene olanlar bize oldu abi. Gene tarlaları peştamele koydular abi gene. Ejderhayı öldürdüğümüz ve uzaklaştırdığımız için halkın mutluluğu süper. Domuz üretimi de yavaştan yerine geldi. İş önceliğinde pazarcılara ve yer değirmeni işçilerine bile yer kaldı. Bu çok güzel bir şey. Bir de taşçılar ve diğerleri çalışmasına rağmen. Yani şu an taş üretenler çalışıyor, madenciler çalışıyor, kömürdekiler çalışıyor, herkes çalışıyor abi. Çok iyi. 97 mutluluk da süper. Halkın sağlığı da yerine geldiğine göre vergileri tekrardan %25'e. Ki sıkıntı çıkmasın. Bir dev daha verdiler bakalım. Gelecek tur devler bizi elek edecek büyük ihtimalle. Ama panik koridorumuz hazır ya. Panik koridorumuz hazır abi. Panik koridoru buraları adam eder diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Umarım adam eder. Umarım adam eder. Yani fazla da bir işçimiz yok aslında. 738'e 740. Ya malikane sayısını ne kadar arttırırsam arttırayım. Devler Vikinglerle beraber gelir. Eyvah amık. Şimdi bizimkiler Viking verirse. Bizimkiler Viking verirken bir de buranın Viking'i üst üste gelirse. İki Viking devli mevli. Eyvah. Eyvah. Panik zamanı bebeğim. Paniğe kapılma zamanı bebeğim. Kesinlikle paniğe kapılma zamanı arkadaşlar. Hamam için su yolu yapmana gerek yoktu mu? Rezervuar yapmak yetiyordu galiba ya. Ama ben şey yaptım. Oraya da yaptım. Hamamın menzilinde az ev var. Bak bundan dolayı halk mutsuz. Çünkü şuradaki halka hamam gitmiyor. Hamam etki etmiyor. Sizin oraya ben nasıl hamam yapayım be hayvanlar? Su kemerlerine ve rezervuarlara su sağlar. Yani şu tarafa bir hamam mamam bir şey kurmuş olsak var ya, yok ettiydik ya, net yok ettiydik bu arada. Bir şey diyeceğim. Bir koridordan böyle hani iskele ile çıkarıp buraya bir yere bir hamam yapsak, şuradaki evleri deli gibi mutlu etsek nasıl olur acaba ya? Buranın şey sıkıntısı var işte, hamama erişimleri yok. 20 saniyeye Vikingler geliyor. Abi iskele kura kura halletmeye çalışacağız bak. Şuradaki tarlanın oradan çıksın buraya bir yere kuralım ya. Dur Vikingler geliyor, şurayı yıkmayalım, gemiyle park ederler ağzımızın ortasına. Eyvah, dev buraya gelmese bari. Gerçi iyi ki dev buradan geldi kanka. Ya buradan gelmeseydi, çünkü buranın en azından savunması var. Bir saniye, 9 tanesi burada sadece. Geri kalanları nerede? Geri kalanları yukarıdan geliyor. Tamam, panik koridoru onları ezer. Dev de buraya çıkış yapamaz arkadaş. Dev de buraya çıkış yapamaz. Güzel, sıkıntı yok, sıkıntı yok. O gemiyi batırsaydınız gemi çıkmadan, çok güzel olurdu da dev çıkmadan.
Batmayacak galiba. Evet yine. Yine. Ormancıların ora. Gene ormancıların ora gidici baba. Gene ormancıların ora gidici. 25 mi? Ay 25 ünite azmış kanka. Biraz daha adam çıkarsaymışın. Yukarıdakiler daha yeni indi. Geliyor. Geliyor. Ötekiler geldi mi? Ötekiler geldi mi? Ötekiler çıkış yaptı. Dolanıyor. Evet bu dev her daim böyle bize sert müdahalede bulunacak galiba. Tamam dev öldü. Deviniz öldü yıkıklar. Panik koridoruma gelin bakayım sürtükler. Ha şöyle. Ha şöyle panik koridoru. Bakalım sağ çıkabilen olacak mı? Birini öldürdüler bile sağ çıkarayım derken. Hoppacık. Hoppacık. Direkt vefat. Direkt vefat abi. Direkt vefat. Direkt vefat. Yani çoğu gelmeden ölüyor. Çoğu gelmeden ölüyor. Abi bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bak bak bak. Chat. Buradan böyle dolandırsam. Buradan içeri, içeriden koridor yapsam bak. Şuraya bir tane daha böyle yol çektik kanka. Buradaki girişi kapattık. Yani adamlar içeri girmek için Vikingler şu köşeden girip dolanıyorlar varsay. Yani buradaki kuleler 2x, 3x çakacaklar. Hayatta demek çıkartamazlar. Mükemmel olur. Yol onları da hızlandırıyor. Fark ettim. O yüzden koridoru uzatacağım panik koridorunu. Lan bir tur daha adam gelmiş ya. Nereden ne ara geldiniz oğlum? Evet yol onları da hızlandırıyor. E kuyuları attığımıza göre yolları kırsak aslında. Ya bir şey diyeceğim kesin bir yerden dev geldi değil mi yine? Evet gene aynı yerden dev geldi. Ben orayı boşuna tamir ediyorum ya. Salayım da geçsin içeri. Ya ağaçları yıkma yıkma. Ayı o ağaçlardan ben yararlanıyorum. Farm alıyorum oradan ben. Abi bekle. Artık başına geçersiniz buradan. Yani köylüleri hızlandırır dediğinde ben gelen korsanlara etki etmez diye düşündüm abi. Yo 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 orayı kırma orayı kırma. Oraya kırmayaydın iyiydi tamam. Ben gelen korsanlara etki etmez diye düşündüm. Adamlar etki ediyormuş meğer. Güzel halk mutlu hala gayet güzel. Meyve sebzelerin üretimi tamam. Domuzların domuz endüstrisinin üretimi tamam. Halk yeterince iyi beslenebiliyor. Buğday ve ekmek bulabiliyor. Buğday ve ekmek bulabilmeleri bizim açımızdan önemli bir haber. Önemli bir gelişme. Yeterince buğday üretiyoruz ama bence bu buğdayı depolara yerleştiremiyoruz abi. Böyle bir sıkıntımız var. Yani depolara yerleştirebilmek için bir parça daha, teşekkürler tetkikçim, bir parça daha şey yapmak gerekiyor bence. Yani depo işçilerini de adam akıllı sağ tutacağız. Ama sağ tutamıyoruz, eksi bir. Lan demirciler çalışmasına rağmen eksi bir mi yiyoruz arkadaş? Alet edevatta. Ne güzel ya. Nerede demirci? Demirci burada. Tam buraya bir demirci yapsak. Sonra evlerin önüne şöyle küçük küçük depolama alanları yerleştirsek. Yedek depolar. Odundur, taştır falan burada stoklansın diye. Sonra bak taş ocağı yine 2000'i bulmuş abi. Taş ocağındaki adamları bir çek bakalım. Taş ocağını çek kanka. Madenciler devam etsin. Eksi 6. 10 alet dövüldü. Kasaplar çok kullanıyor kanka. Kasaplar çok kullanıyor. Kömür hala artıda. Maden artıda. O zaman yani kömür var ham madde olarak. Şey var ham madde olarak. Demir var ham madde olarak. O zaman alet üretimini arttırmak için bir demirci daha yapılacak. Aleyküm selam Motto One Conquest. Eyvallah.
Hamamı istediğin yere yapabilirsen su götürmene gerek yok. Viking saldırısı geliyor kanka, bekle. Viking saldırısı geliyor. Viking saldırısı bitsin. İskeleyle hamam yapacağım şuralara bir yere. İskeleyle hamam yapacağım. Ya burayı yıkmayacağım da şöyle yol, hamam. Hamamın etrafı da surlu. Hamamla yolun etrafı. Gerçi hamam tarafına saldırıp içeri girmeye çalışırlarsa diye acayip korkuyorum ya, ne yapalım ya. Vay! Vay Zeynep! İbrahim abi, nerede yanlışımız oldu İbrahim abi? Hani abi sevgisi? Ne oldu? Abi sevgisi yalan oldu. Demokrasi istiyorum. Ne gibi? Nasıl bir demokrasi vereyim abime? Aha dev geliyor. Aha dev geliyor. Eyvah, panik koridoruna dalacak. Eyvah, yıkacağı yeri yıktı. Oğlum hamamın olduğu yere dalma lan. Devi durdurun. Güzel. Evet, bu panik koridorundan kimse sağ çıkamaz. Sıkıntı yok. Şuralara mancınık kulesi dikmeye karar verdim. Hani uzaktan müdahale edip tık 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 vursunlar diye. Yani iki tane falan bir mancınık ya da 4-5 tane mancınık, gerçi gerek yok. Ölmediniz mi lan? Daha geliyor abi, daha geliyor, dev geliyor daha. Gene mi aynı yer ya? 22 tane gemi mi gelmiş? Ha, diğer adamlar panik koridorunun içine geliyor. Bence orayı hiç kırmayalım. Onarmayalım. Oradan gelip kırmaya devam etsin. 1-2, 1-2. Şuralara 2 tane de mancanık operatörü yerleştirelim. Yani 4 tane manco orayı, onu gelirken mutlaka patlatsın. Buraya da 2-3 tane manco dikmek lazım. 1-2, 1-2, 1-2. 3 tane de manco buraya abi. Çünkü panik koridorunun oraya vurmaya gelmiyor. Gördüğüm kadarıyla kaleye vurmaya geliyor. Oh, bir de ejder yiyelim baba. Bir de ejder yiyelim üstüne. Tam millet, daha Vikingler yeni gidiyordu. Bol bol saldırıyorlar bu arada farkındaysanız. Bir tane ejder. Mutluluk 79. Mutluluktan yana sıkıntı yok. Ama sabit mutluluk 54'e kadar geriledi. Çünkü adamlara yeterince... Ay, vallahi panik koridorunun olduğu yerden geldi. Nefes alamadan öldü lavuk. Nefes alamadan öldü lavuk. Nefes alamadan. Uy. Çok iyi ya. Hamamı suya yakın bir yere kurmamız şart mı diyeceğim? Tabii ki şart. Abi misal şuraya bir yere bir hamam yapsak, buradaki gereksiz taşları kaldırsak, buraya oturur bence hamam ya. Buraya oturur bence abi. Buraya oturur. Yani şuradaki taşları bir kaldırmak lazım sadece. Kaya temizleme. Kaya temizleme ne kadar pahalı bir şey lan. Alet yok. Çek bir alet edevat konusunda yardımcı olsanız anacım. Yardımcı olmayacaklar tabii ki. Tamam, alet edevat birikti. Temizle kayayı. Şuradaki kayaları temizleyeceğim. Buradaki tarlaları ve öndeki kuyuyu falan yıkacağım. Buraya bir tane şey koyacağım ama hamam koysam bile su nasıl gelecek? Yine fırtına mı geldi? Yav. Arkadaş. Gene mi fırtına yav? Neyse, nereye yangın düşerse düşsün, her yerde su var. Bak. Dibinde kuyu var buranın. Her yerin dibinde kuyu var abi. Hepsi halleder, bir şey olmaz. Buranın da dibinde kuyu var. Abi adam mı yandı cayır cayır, ben anlamadım da.
5 yıl sonra bir daha Vikingler geliyor. Gelenek bozulmasın madem. Geldikleri gibi burayı bir teklesinler. Tekrardan tamirata oturalım da. Surların üzerinden geliyor mu su? Surların üzerinden geliyor mu? Mesela rezervuar dedik. Yok, mevcut yapı engeli var diyor. Mevcut yapı engeli efendim. Getiremeyiz kanka. Rezervuarla değil. Ha, su kemerleriyle yukarıdan getir diyorsun. Evet evet, surların üzerinden geliyor galiba. O zaman bir saniye. Buradan gelir ya, buradan gelir. Tarlaları yıkmaya falan da gerek kalmıyor. Tarlaların içinden, kimi zaman yolun kenarından, köşesinden. Bak oradan gelmiyor, oradan başaramıyoruz. Surların üzerinden geldi, 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 geldi. Buradaki hamama kadar. Oğlum çok masraflı proje ya. Vallahi çok masraflı proje. Şu an böyle bir gözümde büyüdü. Evet, I Can't Hear'dan veba. Yok yani, bir de buradan hamamın oradan su taşımaz misal, değil mi? Hamamın oradan taşımaz kanka herhalde. Dostum evet, buradayım buradayım, yayındayım arkadaşlar, daha buralardayım. Hamamdan çekebilirsin suyu, rezervuara gerek yok. Okey. O zaman umarım hamamdan çeker kanka. Az önce şuraya yaptım galiba. Evet, taş işçilerine tekrar ihtiyacım var. Ve yine domuz endüstrisi demeyi yiyecek. Oğlum en ufak şeyde halkın sağlığıyla oynuyorum ya. En ufak şeyde halkın açlığıyla oynuyoruz abi. Bu su kemerlerinin kurulup kurulmadığını ben nereden göreceğim? İçer koyayım mı, içer misin? Vallahi içerim kral ya. Çok tatlı olur biliyor musun? Kanka veba, şimşekli fırtına. Ben oyunu oynayamıyorum ki. Ben bizim çocuklarla uğraşıyorum. Ben bizimkilerle uğraşıyorum kanka. Ne oldu buradaki çocuklar? Boğuldu mu anasını satayım? Ne oldu? Güzel. Reislerden biri öldü. Son vebadaki ölümlerden dolayı köy mutsuz. Tamam, hamamdan su geliyor. Zeynep'ten de fırtına geldi. Artık oyun bile anladı. Debuff vermiyor kanka. Artık oyun debuff vermiyor. Tamam, kendine gel bir. Oğlum bu ne? Bizim paraya ne oldu? %25'le bile para tutamıyoruz lan cebimizde. Bir köylü o kadar umutsuzdu ki krallıktan ayrıldı diyor. Evet. Kapı değil, kapı değil. Su, su. Ansızın çok yapı yapmayacağız abi. Onu anladık. Gıdım gıdım, gıdım gıdım getireceğiz. Kademe kademe getireceğiz bu hamamı. 1, 2, 3. Yeter. 3, 3, 3, 3. Kademe kademe, kademe kademe. Maksat domuz endüstrisinin asla demeyici almaması diyecektim ki. Hep onlar alıyor demeyici. Kereste ne kadar? Kereste artı 91 geliyor yıllık. Keresteciler bir mola versinler. Madenciler mola versin abi. Yeterince birikmiş şeyleri var. Yeterince birikmiş demirleri var. Taşçılara mola verdirmiyorum bilerek, su rezervuarı yapıyorum çünkü.
su rezervleri yapıyorum. Buraya hamam yapacağız baba. Buraya şöyle şurayı yıkıp hamam yapacağız. Buraya hamam sığacak diye umut ediyorum. Alet edevatlar da birikiyor. Vikingler geliyor gene. Neyse her yere hazırlığımızı yaptık ya. Allah'tan debuff yok abi. Evet Vikingler geldi. Devreyizle beraber geliyorlar. Yine her yerde devreyizler var. Arkadan bir yerden çıkarsa kötü olur da. Lan. Artan madenci üretimi. Yani bütün koridorlara çakıyorlar abi. Bütün koridorlara çakıyorlar. Artan demirci üretimi. Ha, alet edevat üretiriz. Güzel. Artan demirci üretimi iyi abi. Artan demirci üretimi iyi. Şey ne oldu? Dev yan çizdi. Ne yapacağınız kardeş buradaki sudan? Amaç ne? Sağ çıkamayacaksın ki. Gemileri bıraktınız da boşa bıraktınız kanka. Devlerden biri geliyor. Snorlax geliyor. Gir o panik koridoruna. Hemen seni bir gebertmiş olalım. Abi bu panik koridorundan sağ çıkmalarına imkan yok zaten. Güzel. Kaçmaya çalışırken gemilerini tutamıyor muyuz? Orada gemiler kaçmaya başlamış bile. Burada panik koridoruna adamlar geliyor hocam. Adamlarla burada mis gibi bitiriyoruz herifleri. Çok iyi. Sulara gömdük bile adamları. Bir dev daha geliyor hocam. Bir dev daha geliyor. Yani yine ağaçların içinden geçip aynı yerden gelecek. Mancolar onu halleder. O gele dursun. Onlar yokmuş gibi davranalım. Onlar yokmuş gibi davranırken hamam kurabilmek adına şuradan 1, 2, 3, 4. Şuradan rezervuar götürmeye devam edeyim. 4-5 kişiyle hareket ediyorum ki dediğim gibi yemekler o kadar bitmesin. Halk çok mutlu. Ama 50 kişilik bir eksiklik, 50 kişilik bir boşluk var abi. Veba çok ani geldi umulmadık zamanda. Yine şimşekli fırtına. Kulelerden biri kendini onaramamış. O garibime gitti sadece ya. Bu arada para 13. Onun bu para nereye gidiyor? 594 altın askeriyeye ödendi. Tabi okçular falan filan, okçular, mancınık onlar için diyordur. Kuyu var mıydı orada? Ya şurayı bir şey yapalım. Bam bam. Paranın 4K paramız var kanka. Para bitmez de. 4K paramız var. Para bitmez. Sıkıntı yok. Su kemerini getirmeye çalışıyorum. Su bitti kanka. Gelmiyor. Efendim bir sorun var. Tedarik etmeye yetecek kadar su gücü yok. Bağlamayı deneyin. Buradan kenardan bir yerden rezervuara akıtsam chat. Misal. Şuradaki 2 binayı yedik diyelim. Burada bir yerden rezervuarla toplasak. O rezervuar bir güç verir mi acaba buna? Demek ki suyun da belli bir şeyi varmış hocam. Hani suda belli bir oranda. Bak buraya rezervuar çeksek. Bir kare daha ilerliyordu yanlış görmediysem. Buraya da su kemeri. Abi demek ki çark oraya kadar yetişmiyor yani. Bilmiyorum belki su kulesi sayesinde, su kemeri sayesinde bir şeyler yaparız. Fixermiyor niye ban yedin bilmiyorum dostum. Timeout'u kastediyor olmayasın. Kolay kolay abone banlanmaz bizde ama. Binaların yoğunlukta olduğu yer. Adam
direkt geldiği gibi uçarak tırıs gitti baba ejder. Güzel ejder baskınıymış hocam. Geri dönmeye karar verdi ve öldü. Güzel abi. Ejder geldi. Gelir gelmez böyle pavur diye uçup gitti. Ozan hiç buff verileceğini sanmıyorum kanka. Sonuna kadar gidecekler büyük ihtimalle. Yok kral şey taşımıyor, su taşımıyor. Su çarkı lazım bize. Demek ki çark boruların üzerinden getirttirmiyor. Peki su çarkı bir bağlayabilir miyim buraya bir yere? Su çarkı tatlı suya kuruludur diyor. Su çarkı kıyıda olmalı. Şöyle yapsak misal. İskele kursak baba. İskeleden tatlı suya doğru şöyle bir açılsak da. Buralar tatlı su değil mi zaten bilmiyorum da. Bir iskele yeter mi şuraya bir yere misal buraya? Buraya bir iskele kursak. Efendim terbiyesiz Prime'ın avantajını kullanarak 5. ayını kutlamış. Çok teşekkürler. Uğur iyi oyunlar. Dayan mükemmel oyun. Umarım keyif alırsın. Biz bugün bitirdik oyunu. Babuşum direkt hamaya mı koy yetiyor. Abi su lazım ya. Yetmiyor diye biliyorum ama. Su lazım yani. Yetmiyor olması lazım ama deneyelim. Şimşekli fırtına Şener'den. Şurayı bir boşalt. Buraya bir hamam atsak. Tamam. Yetiyorsa diğer yerleri de yıkar malzemelerimi geri alırım zaten ya. Ama yetmiyor olması lazım. Ya oyunun şu yol sistemi o kadar aptalca ki. Salak. Şimdi kuyuyu koyduktan sonra kaldıracağım onu. Geri çiftlik atacağım. Abi hamama lazım diye biliyorum ya. Dur bakalım iskele falan da yapıldı da. Sohbette banlısınız, ban kaldırma talebinde bulunun diyor. Ya kanka abone olarak nasıl ban yemeyi başardın? Önce onu merak ediyorum da hemen bakıyorum fix vermiyor. Bir saniye. Hemen bakıyorum. Anıl banlamış seni. Malsın yazmışsın kanka. Evet, büyük ihtimalle bana mal dediğin için banlandım. Anıl ne diyorsun kanka? İnsanlar dağıldı bu arada. Oğlum Viking versenize kapışak elemanlarla. Gerçi tek atıyorum yine. Anıl. Sence açalım mı Anılcığım? Arkadaşın debuff'ını, debuff'ını diyorum, banını. Daha önceden de bir tecrübesi olduğu için banladım. Normalde timeout verirdim. Aynen bu ikinci banı. Ben de banlamışım bir. Mehmetciğim yayında video izlemiyorum dostum. Eyvallah. Aha. Vallahi ücretsiz bina yapımı geldi. Dur. Ücretsiz bina yapımı geldi de ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Bir hata var, ben niye öyle bir şey diyeyim? Onun mesajlaşma geçmişinde gözüküyor. 19-14'te malsın demişin yani, sıkıntı değil de demişin kanka. Su rezervuarı ne veriyor? Su veriyor kanka etrafa. Etrafına su sağlıyor. Etrafa su sağladığı için işte yolları çiçekli böcekli yapabiliyorsun. Kenara köşeye sular taşıyorsun. Bak hamam su çarkına bağlı değil. Hamama su çarkı lazım reis. Hamama su çarkı lazım. Evet, oraya hamam götürme çilemiz devam ediyor chat. Buradan bir su çarkıyla birazcık daha oraya yük götürürüz. Oğlum ne kadar hızlı kurdular su çarkını. Evet abi geliyor su, dayanın. Dayanın. Tayfa katliam abi. Tayfa gusulsüz.
Buradan 1 2 3 4 5 6 buralara bir yere bir iskele, bir su çarkı daha getireceğiz. Getireceğiz anam, getireceğiz. Sabır. Sabır. Su çarkını beleşe yaptırdın. Haydi. Vallahi banı çakan Anıl. Anıl'dan özür dilesin. Uygun görürse açar. Uygun görmezse açmaz. Ben bir şey diyemem. Kardeşim istersen söyle, altı kısık. Eyvallah canım, eyvallah. Altı kısık ısınsın kenardan. 06 yan yan ne geliyor kral? Ekstra alet edevat geliyor. Bak güzel olur ha. Vallahi güzel olur. Tetkikten ekstra aletler geldi. Aynı yere çakıyor yıldırımı sürekli. Su çarkına direkt olarak mı bağlı olması gerekiyor acaba? Bakalım şuradaki işleri bir bitsin elemanların. Artı 2 diyor abi ya. Gerçi bir hamam daha kurduk ya, ondan oldu. Aslında doğru diyorsun ya. Biz niye suyu taşımaya yelteniyoruz ki? Ama kanka şöyle bir şey var bak. Yok gerçi su çarkının olduğu yere çıkamıyorlar. Öyle bir şey yok abi. Doğru. Ya ben buraya su çarkı kurmayayım. Hani iskele atmayayım. Adamlar iskeleden çıkartma atıp gelebilirler diye düşünerekten böyle bir harekette bulundum da. Şuraya kursak misal. Aynen. Buraya kuralım abi su çarkını. Ya demek ki oradan oraya boru taşımaya gerek yok ya. Baksana. Yapı kırma. Tayfa katliam. Ulan arkadaki suru niye kırdın? Abi bekle şu surları bir tekrar yap. Kırması yapmasından daha maliyetli oldu var ya. Birazdan da süper oyun hızı devreye giriyor. Evet, isabet ettirebilirsek. Temizleyeceğiz. Oyun herhalde artık vakti geldi dedi baba. Evet, no, bu neye yaradı? Niye böyle bir şey yaptık? Taşlarımızı geri aldık kanka. Buradan da ne yapacağız? Taş ocaklarını tekrar kapatacağız ki taş ocaklarındaki adamlar diğer işlere yardım edebilsinler. Kerestecileri açacağız. Kerestecilerin açılmasıyla beraber diğer elemanlar çalışacak. Şimdi şu iskele tamamlanacak. Su çarkını koyacağız. Su çarkıyla yukarıdan hamama su fışkırtacağız abi. Hamamı da yaptıktan sonra save alıp ufaktan salarız. Eyvallah, eyvallah Ozan'cığım, sağ olasın, eyvallah. Zaten Vikingler geliyor be. Ama şey güzel oldu bence chat. Ananın avradı. Kesin buralara var ya. Şimşekli fırtına falan geldi ya. Panik koridoru çok güzel oldu kanka. Panik koridoru hakikaten çok güzel oldu. İskeleyi şu an yapmasanız mı? Heh. İskeleyi şu an yapmayın ki Vikingler oradan Domaleki Skilatçı yapmasınlar bize. Evet, Domaleki Skilatçı. Dev gene bir yere kırıp gelecek. Kırmana gerek var mı? Var. Mekan yine kapatmışız, mekanı malak gibi. Oy. Eyvallah. Daha hızlı köylüler güzel oldu. Oğlum Viking ordusuna bak.
İyi ki panik koridoru var. Var ya, o panik koridorunu yapmasaydık mümkünatı yok ya. Mümkünatı yok. Ayakta tutamazdık orayı. Dev geliyor yine Snorlax. Önüne çıkan yapılara, her hiçbir şeye aldırış etmeksizin vura 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 geliyor abi. Vura vura geliyor. Et 9 verin hainler. Alperen'cim yayın kapandı kankam. Yayın kapandı. Drop 7 kapandı, tekrar açıldı. Yani normalde yayının kaçıncı saati işte? 2'de başladık desem 5. saati falandır. 5. 6. saati falan. Buradan sana bir şey, hiçbir şey olamazsın diyen, buradan sana hiçbir şey olamazsın diyen lisedeki fizik hocana selamlar, o anladı. Lisedeki fizik hocam mı dediydi bana onu? Lisedeki fizik hocam demedi kanka. Mehmetciğim eyvallah bu arada, sağ olasın da. Ben öyle bir şey anlattım mı hatırlamıyorum. Ya belki demiştir de şu an havuzamda değil elemanın dediği. Üniversitedeyken... bizim müze dersimiz vardı. Türk sanat tarihi ile alakalı. O derse giren bir tane hoca vardı hanımefendi. Birçok ödülü falan filan var işte. Kadın girişimci ödülü, şu ödülü, bu ödülü falan, birçok ödülü var hanımefendinin. O bana demişti. Yani ben insanların hayatını değiştirebilmek, insanlara olumlu yönde etki edebilmek istiyorum. Onlara böyle pozitif duygular aşılamak istiyorum. Enerjimle onları böyle bufflamak istiyorum dediğimde bana amık şişkosu git önce kendi hayatını bir düzelt dedi. Bütün sınıf falan da güldüydü, dedim orospular. Yo, öyle bir şey olmadı tabii de. Orospular diye bağırdığım kısma kadar her şey doğru. Bir şey demedim. Ve sonra ellerine verdim demeyi çok isterdim ama ellerine verebilmem için abone lazım kanka. 1 milyon falan yapın, gideyim okula diyeyim hoca hoca. Hatırladın mı beni? O da desin ki sen kimsin amına koyayım, ben kaç tane derse giriyorum. Tam olarak öyle olmaz mı bu arada ya? Aleluya. Abi belki inanmayacaksın ama gerçekten ben lavaya geçtiğim zaman kardeşim yazmış kanka. Tam bak, Anıl da lavaboya gittiği sırada kardeşi gelip atmıştır bana. Sıkıntı yok yani, sıkıntı yok. Bana açılır da lafının arkasında dur oğlum ya. Yani lafının arkasında dur değil, ha tamam bir şey, bir daha yapmam ya, ne dedik sanki. Ne var amına koyayım mal dedik diye falan diye. Yani iki Ömer, ben de daşa vurayım açayım kanka. Bu bence neden olmuyor biliyor musun? Bu şuradan dolayı olmuyor abi. Önünü arkasını boşaltmak lazım bunun. Boşalttık su çarkını. Hala dikemedik amık. Viking gelirse var ya sıçarız yalnız ha. Ejder geliyor, dur dur. Abi Bir saniye. Sen şuraya aynen tekrar kurul. Buraya bir iskele daha atacağız bence ya. Hani biraz daha açığa çekeceğiz sanırım. Lan ejderler devrilmiş. Haberim yok. Ejderleri katlamışız ayaküstü. Bir iskele daha lazım ya. Bence ikinci iskeleyle mutluluğa ulaşacağız. İlk iskeleye kurmuyor çünkü. Tuzlu su diye olmuyor. Derin sular buralarda. Tatlı suyu ben nereden bulacağım? Abi buralarda tatlı su, tuzlu su, temiz su. Temiz suyu ta ebesinin örekesinden mi getireceğim ben? Ya ben bu hamamı nasıl kuracağım kanka buraya? Onları tatlı suya kurabiliyorsun. Amık? Daha. Sıçacağım hamamına gerçekten ya. Nereden getireceğim ben suyu buraya? Temiz su. Buradan su çarkı kursam böyle taşıyabilir miyim acaba? Onu çok merak ediyorum.
Nasıl taşıyacağız o su çarkını? İskele, 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 3 iskele üzerine şey. Buradan temiz sudan su çarkına verdin. Burada temiz su. Ta oradan gerek yok o zaman. Derin sular, tuzlu su, temiz su. Şurası temiz su. Buradan oraya kadar da gitmezse yazıklar olsun gerçekten ya. Şunu bağlayayım artık. Ha, chat yine debuff vermeye karar vermiş galiba. Merhabalar. Ne yaptınız? Rage'ler. Bir tane daha iskele. Tamam, bak bu iskeleye ücretsiz binaya iskele yaptım değil mi? Ah. Ah. Allah'ım. Beyni olmayan adamın dramatik sonu. Usandırıcı fareler ülke çapında. Mevcut yapı engellendi efendim. Yani kim engelledi amına kodum mevcut yapısını? Niye bura engellenmiş olabilir misal? Bak buraya geldin, su çarkını yaptın. Su çarkıyla buradan ilerlettik, ilerlettik, ilerlettik. Taşıdık. Buraya da kurmuşumdur belki, ondandır. Hop hop hop, bitti. Bitti. Bak şu kadarcık yol gideceksin. Yap artık şu hamamı. Hamam konusunda niye bu kadar ısrarcıyım chat? Onu söyleyeyim, hamam konusunda bu kadar ısrarcı olma sebebimi. -14. Oh, çok güzel ölüyoruz bu arada. Halk mutlu olacak kanka. Mutluluk artacak yani. Çok güzel. Valheim'i 4 bölüm boyu oynadım dostum. 4 bölümlük bir video var Valheim için. Mehmetçim, teşekkürler desteğin için, eyvallah. Oradan seyredebilirsin. Yaklaşık 4 bölüm var oralarda. Tamam, inşallah kurtulacağız. İnşallah kurtulacağız. Yani bir halk mutlu olursa halledeceğiz her şeyi çünkü. Şu an olayımız halkın mutlu olması. Halkı bir mutluluğa bağlatabilirsek çok tatlı olacak buralar. Hadi oğlum, kuruluyor, kuruluyor, kuruluyor. Su çarkları kuruluyor. Kurul su çarkı. Yine saç baş dağıldı. Hey. Kurul su çarkı. Hamamı yapalım, gideceğim artık yav. Süper Online kullanıyorum ben dostum. Süper Online fiber. 50 indirme, 20 yükleme. Fix vermiyor. Hadi sıkıntı yok, açalım da bu seferlik kanka yani. Yeminler ediyor adam, kardeşim yazdı diye yav. İyi tamam, hadi. Hadi madem kardeş yazmış olsun. Böyle bir user yok diyor. Fix sermiyor. Ya salak demen de o kadar önemli değil de demesen daha hoş olurmuş ya. Evet, ejder geliyor. Ve artık bu da son etkinlik olsun. Aha, hamam faaliyete geçti mi? Geçemedi çünkü su çarkına bağlı değil. Daha su çarkını kuramadık. Buradan gelirse neyle karşılaşır? Bir ton okçu kulesiyle karşılaşır. Hadi lan bitirin şu su çarkını ya. Az kaldı. Aha. Aha. Hamam menzilinde bulunan evlere mutluluk veriyor. Yakma bir yeri, yakma bir yeri. Heh. Güzel, 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 bak. Evlerdeki ortalama mutluluk kaça fırladı kanka? 51'e fırladı. Artı 7 bir de köylülerin sağlığından var. 58 mis. Ama para çok gidiyor. O zaman hayvanlığın lüzumu yok. Bazı yerlerdeki kulelere veda edeceğiz abi. Yani panik koridoru zaten yeterince iyi. Panik koridoruyla beraber böyle kenardaki, gerçi şuradaki evleri koruyan bir Allah'ın kulu yok. Yani gerçi yo 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 yo, buradaki evleri panik koridorundaki kuleler koruyor komple. Buralara ekstra savunma dizmeye gerek yok. Şuralarda panik koridorunun devamı niteliğinde olduğu için kalsın. Ama birini yıkalım tabii ki. Şu büyükbaşı yıkalım misal ve araya bir tane ev çekelim. Artık son debuff'ınızı verin. Şu oyun hızını. Sonrasında yavaştan salalım efendim. Artı 9. Tamam, yeterli artı 9. Evlerin mutluluğu güzel. Hamam kurmayı başardık. Sonunda.
Kameraya 1 milyon abone bakışını. Nasıl atayım lan onu? Tetkik mümkün değil kanka. Debuff'sız böyle bir kapanış mümkün değil. Ben onu anladım. Tamam, taşçıları durdurduk. Zaten yeterince taş var. Odun güzel. Süper oyun hızı verildi. Süper oyun hızındayken ben şuradan bir buff'ı debuff'ı kapatam. Hatta bir süper oyun hızı geçsin. ESC'ye basacağım. Okey. Tamam. Şimdi her şey yoluna girdi. Böyle bu bölümün olayı neydi? Veba geldi. Oyun bizi trollüyor kanka. Oyun bize artık kaldırıyor. Son vebadan dolayı rahatsızlık. Ulan her yerde hastane var adım başı. Gidip halletsinler. Bizimkileri bıraktık artık şey böyle. Bizimkiler bıraktı, oyun vuruyor. Tamam tamam, köylülerin sağlığı kendine geldi. Belki bir iki kişi falan köyü terk eder. Mezarlık işleriyle ilgili olarak buraya taşıdık mezarlık işlerini. Aslında şuradaki mezarlık binasını da kaldırıp buraya böyle daha çok mutluluk sağlayacak şeyler yapabiliriz. Bu da mümkün ama şimdilik bekleyebilir efendim bu mutluluk sağlayacak zıbıdık. Bu bölümün olayı genellikle şey oldu, panik koridoru oldu sanırım. Hatta panik koridoru bölümün olayı değil, bölümün kahramanı oldu abi. Panik koridoru sayesinde Viking akını yemiyoruz. Şu Viking akınını da bir gözlemek istiyorum. Bir karşılamak istiyorum. O Viking akınını da o Viking akını da gelsin. Karşılayalım. O ara etler normale binsin. Artık herhalde çalışıyorlardır değil mi? Domuz endüstrisinde. Neyle uğraşıyorsunuz abi? Yetişmiyor, yetişmiyor. İnsanlar yaşlılıktan öldüğü için yetişmiyor baba. Domuzla falan da çalışanlar var. Doktorları da kapayamıyorum. Vergi toplayıcılarını da kapayamıyorum. Vallahi çok fena durumlar ya. İyi iyi, güzel güzel. En azından köye adam geldi. Köye adam gelmesiyle artık insanlar burada yemek de yiyebilecek. Hop. Yel değirmen atölyesindeki adamlara verelim bunları. Daha hızlı buğdayları ekmeğe çevirsinler. Hiç birikmiyor, halk yiyor büyük ihtimalle hepsini. Dur bakalım Arda'cığım ne yazmış ki chatte. Bir kontrol edelim arkadaşı. Adam takip atıp sövüp çıkmış galiba ya. Hakikaten bugün böyle sövüp çıkmış kanka. Siktir git amına kodumun iti şişik şişko. He, anladım anladım kardeş. Anladım, eyvallah. Adam yalnız güzel yaşamış ha. Start start yaşamış. Bak herifin mesaj geçmişine bakıyorum. Mesaj geçmişi şey böyle. Abi. Son mesaj siktir git. Omuk iti sikik şişko. Evet. Takipten çıkayım ki küfür ettiğimi fark edemezsin. Evet. Abi takma abi. Takmıyorum. Dur Vikinglerle çarpışacağım. Bekle. Oha. Boku yedik ki. Şuraya bir yere çıkartma atarsa boku yedik arkadaşlar. Tamam. Götü teslim edelim abi. Götü teslim edelim. Eyvahlar olsun Amık. Ne oldu Samet, panik koridoru? Evet, panik koridoru şu yukarıdakilere belki işler. Sıçtık arkadaşlar. Sıçtık. Sıçtık, net sıçtık. Sanırım çete gerek kalmadan devrildik aga. Evet. Yani oyunun devleri çok acımasız ya. Nerede ne yapacağım ki ben? Dev sistemi hakikaten çok acımasız ya. Bir de 5 tane deve aynı yerden yolluyor. Ben 5 deve ne yapabilirim abi? Bütün surları doldursam bile 5 tane deve ben ne yapabilirim ya? Yani panik koridoru da işe yaramadı. Panik koridoru işe yaradı mı? Yaramadı. Adamlar 300-500 gold söktü götürdü de. 5 dev bir hani oyunda denge yok gibi bir şey ya. 5 fazla kanka. Kim ne derse desin 5 fazla. Ya 5'i ana kapıdan da yollasa tutamam bu arada.
Sanırım arkadaşın söylediği bir taktik vardı. Şey diyordu. Abi derin sulara iskele çek. Derin sulardaki iskelenin etrafına taş duvar ör. O zaman oraya çıkamıyorlar diye. Çünkü derin sulara çıkartma yapamıyorlar. Sadece gemiler geçebiliyor. Gerçi onda da mancınıklarla kırarlar kanka. Mancınıklarla kırarlar ya. Hani herifler mancınıkla geliyor ya. Özellikle devler. Bak şu mancınıkla gelenler hep devlerin oturdukları. Aynı anda 3 tane de dev yollanmaz ama ya. 5 tane dev gerçekten yollanmaz kanka. Zaman kazansak neye yarayacak ki? Ordu yok, bir şey yok. Halk yine mutlu her şeye rağmen. Evleri tekrardan kurup tekrardan götü toparlayacağız. Yani o konuda sıkıntı yok da. 8. Vikingler bizim işçileri mi kaçırıyorlar? Adamlarımı niye kaçırıyorsunuz lan? Ya bir ara şey böyle, o zaman şu arkaları falan komple kapayıp sadece önden çıkarma yapabilmelerini falan sağlayacağız. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Daha buradan da mı bir dev yolladınız ya? Daha buradan da bir dev yollamışlar. Neyse. Nüfusu toparladık. Save alıp salalım. Oyunda tatlı saçmalıyor yani. 5 tane adamı biz nerede tutacaksak. Güzel tatlı saçmalıyor kanka. Neyse, save'imizi aldık çıktık.